Merhaba arkadaşlar. Ben de bu ortamı sizlerle paylaşma fırsatı yarattığı için Eskişehir Okulu'na ve İnsan Hakları Okulu'na teşekkür ediyorum. Benim sunumumun başlığı bildiğiniz gibi iklimi mi kurtaralım yoksa sistemi mi değiştirelim tartışması. Önce bu böyle bir tartışmanın yeri var mı, gereği var mı? Biraz onlara değineceğim. Bunun genel olarak bu araftalık durumuyla bağına değinmek istiyorum. Ve sonrasında da yani iklimi kurtarmakla sistemi değiştirmek arasındaki strateji farklılıklarına ve hangisinin daha gerçekçi olduğuna dair de kendi yorumumu aktarmaya çalışacağım. Araf tartışmalarının doğrudan aslında götürdüğü yerlerden biri Gramsci'nin kriz kavramı. İşte eskisi gibi devam edemiyor ama yeni de doğamıyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda işte canavarlar ya da felaketler yaşarız gibi mealen böyle çevirebileceğimiz bir sözü var. Dolayısıyla aslında küresel olarak yaşadığımız durumu İşte eskisi gibi sistemleri yönetemediği ama yaşanan onca ayaklanmaya, direnişlere rağmen de yeni bir siyasal, toplumsal sistemi hem siyasal anlamda hem de toplumsal olarak üretemediğimiz, yani yeni devrimler yapamadığımız bir dönemi tarif etmek açısından kullanılabilir. Bu tabii yani Araf'tan mıyız, çıktık mı o ayrı mesele ama evet, 2000'den beridir yaşadığımız isyan dalgalarını, 2008 krizinden hemen hemen sanırım yani 40'ı aşkın ülkede büyük toplumsal ayaklanmalara tanık olduğumuzu düşünürsek ve hiçbirinde de aslında bütün bu ayaklanmaların kendi emellerine ulaşamadıkları gerçeği ciddi ciddi üzerinde düşünmesi gereken bir durum. Bunu zaten hem siyaset felsefe derslerinde de hem de diğer toplumsal hareket kuramları açısından da değerlendiriliyor. Çünkü en sonu biz bu felaketlerin mağdurları sınıfındayız ve dolayısıyla bu felaketlerden yaşamımızı nasıl sürdüreceğimiz meselesi bizim için bir hayati bir mesele. İklim krizi meselesinde eminim hepiniz takip ediyorsunuzdur. Ne oluyor, ne bitiyor? İşte yapılan Birleşmiş Milletler zirvelerini ya da işte Greta Thunberg gibi gençlerin öncülük ettiği hareketleri ya da Türkiye'deki ekolojik yıkım faaliyetlerini, yıkım uygulamalarına karşı neredeyse hemen her ilde, ilçede, köyde ortaya çıkan çevre platformlarının ekoloji hareketlerini de takip ediyorsunuzdur. Ama gene de yani iklimi mi kurtaralım, sistemi mi değiştirelim'in bir esprisi var mı? Yani bu böyle bir ikilem mi var? Yani bu böyle bir ikilem doğru mudur? Bunu da bir tartışmak gerekiyor. Ya benim bilebildiğim kadarıyla neredeyse 10-15 yıldır dünyadaki iklim hareketinin temel sloganlarından biri iklimi değil sistemi değiştirelim sloganı. Bu slogan benzerleri aslında işte küreselleşme karşıtı hareketlerde ya da alternatif küreselleşme hareketlerinde de işte başka türlü bir dünya istiyoruz tartışmaları kapsamında da görülüyor ama yani bunca zamana rağmen halen iklim krizi ve sistem meselesinde bir hemfikirlik yok. Değiştirelim dediğimiz sistem ne sistemi? Yani diferansiyel sistem mi, bağırsak sistemi mi, yoksa başka ulaşım sistemi mi? Bu konuda hakim tartışmalarda halen bunun bir adı yok. İklim krizi meselesinde de aslında konunun esas adı biliyorsunuz küresel iklim değişikliği. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğine iklim krizi demenin bilimsel, ideolojik, politik gerekçeleri nedir? Ya da bilimsel midir yoksa politik midir tartışması var. Dolayısıyla diğer taraftan da yani toplumsal olarak içinde geçtiğimiz Araf döneminin iklim politikalarına etkisi de bir şekilde
Ya sistemi değiştirmeye zamanımız yok ama iklimi kurtarabiliriz gibi bir çözüm ya da bir siyaset görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bütün bunların hakikaten doğru mu, gerekçeleri nedir, hangi tarafı tutmak lazım, etaplıca değerlendirmek gerekiyor. Bu sadece sağcı ya da solcu ya da liberal olmanızla da ilgili bir şey değil. Çünkü sağcısı da solcusu da iki taraf yani sağcısından hiç düzeni değiştirince çıkmaz ama solcusundan ya önce iklimi kurtaralım sonra sisteme bakarız diyenler çok. Bu da gene bizim Araf durumumuzla ilgili bir şey. Çünkü yaşanan toplumsal dönüşüm içerisinde yeni bir alternatif toplumsal siyasal sistem fikri geliştiremediğimiz zaman ister istemez günü kurtaracak çözümlere başvurmak durumundasınız ya da sistemin mevcut değiştirme mekanizmalarını iknaya yönelen bir siyaset kulvarına geçmek zorundasınız. Aslında bu da şu, yani özetçesi şu. Çok uzun zamandır dünyada devrim fikri çok pejoratif bir dışlanmaya maruz kaldı ve dünyada artık devrim fikrini savunan hareketler de neredeyse oldukça marjinal durumdalar. Dolayısıyla devrim fikrinin bu kadar gündemden çıkarıldığı bir dönemde de kadın hareketinden sınıf hareketine, ekoloji hareketine ve diğer bütün toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı verilen diğer hareketlerde de bir Araf durumu kalıcı bir hal almış diyebiliriz. Çünkü evet herkes sistemi eleştiriyor ama sistemi değiştirmenin nasıl olacağını ve şu anda ne yapmak gerektiğine dair bir öneri de geliştirilemiyor ya da geliştirilen önerilerin de geçerli olamadığını görüyor. Çünkü o önerileri kendine kılavuz eden hareketleri de yenildiğini görüyoruz. Yani çünkü hem Türkiye açısından söyleyelim hem dünyadaki hareketler açısından söyleyelim. Yani örnekleri verebiliriz. Bizim Gezi'den başlayalım, Syriza'ya gidelim, Podemos'a gidelim, Latin Amerika'daki ayaklanmalara gidelim. Bunlar aslında hepsinin bir yenilgi ve sonrasında da düzene içerilme sürecine tabi olduğunu görüyoruz. Ekoloji hareketi de aslında çok uzun bir tarihi olmasına rağmen, yani 70'lerdeki yeşil hareketlerin doğuşunda yani siyasal bir düzleme çıkmalarından mütevelli bu tarafa bakarsak, yani bir 50 yıllık, yarım yüzyıllık bir tarihi var. Hemen aynı dönemde de Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de de çevre hareketi böyle yeni yetme bir şey değil. Belki biraz kitleselleşmesi, görünürlüğünün artması vesaire bakımından tüm dünyada olduğu gibi aslında son 15-20 yılda gerçekleşiyor ama böyle bir yarım asırlık bir tarihi var. Yarım asırda da bu hareketi yönlendiren kurucu bazı kavramlar var, ilkeler var. Örgütlenme modelleri var. Dolayısıyla buna bağlı olarak işte belki emperyalist merkez ülkelerde, kapitalist merkez ülkelerde daha ne bileyim daha light biçimlerine rastlasak da bütün Türkiye gibi sömürge ya da yeni sömürge ülkelerde ya da işte burjuva iktisadının kavramıyla gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde çok daha şiddetli, çok daha yoğun bir ekolojik yıkımı sahne olduğu için buralarda daha yaygın ekoloji hareketleri var. Dolayısıyla bu hareketlerin de yeşiller boyutuyla belki farklı bir tarih yazılabilir ama yerel çevre ve ekoloji hareketleri, Avrupa, Latin Amerika'daki yerli hareketleri ya da Afrika'daki bu madencilik, özellikle de madencilik gibi yıkıcı faaliyetlere karşı kendi toprağını ya da kendi yaşam alanını savunan hareketlerin, sistem karşıtı hareketlerin arasında kendini var ettiği bir süreç yaşıyoruz aslında. Bu da aslında esas olarak son 15-20 yılın hikayesi olarak görebiliriz.
Dolayısıyla bu sistem karşıtı bir hareketin hem kendi emellerini, yani ekolojik yıkımı durduracak bir noktaya nasıl var, yani amacına nasıl erişebilir, hedeflere nasıl ulaşabilir açısından bu konu önemli. Hem de sonuçta herhangi bir toplumsal hareketin bastırılıp sonra sisteme içerilmesi konusunda üretilen mekanizmalar, yani kadın hareketine uygulanıyorsa bu mekanizmalar, sonra bütün aslında diğer toplumsal hareketlere de uygulandığını biliyoruz. Nasıl kadın hareketi bastırılıp sindiriliyorsa, işçi sınıf hareketi de, ekoloji hareketi de, ne bileyim ulusal kurtuluş hareketi ya da dini kültürel, Alevilik hareketli gibi hareketlerde de benzer içerilme stratejileri uygulanıyor. Bu açıdan da konu aslında sadece birkaç çevreci tipi değil, herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafımız yenildiği zaman öbür taraflar da yenilecektir. Yani en azından yenilme bir güç yitirecektir. Yani o açıdan bütün bu hareketlerin başına gelen şeyleri hepimizin kendi başımıza gelen işler olarak ele almak, takip etmek, görüşmek gerekiyor. Ya şimdi iklim krizinin geldiği durum açısından sanırım hepimiz şeyde hemfikirizdir. Yani gerçekten de yani tüm dünyada çok uzun zamandır iklim değişikliğinin yarattığı birçok felaket yaşanıyor. Yani İklim krizinin bir hakim kıyamet teorisi olarak anlatılma biçimi var ama bizce iklim krizinin hali hazırda uzun zamandır yaşayan ve bunun bedelini ödeyen büyük bir şey var, kitle var. İnsanlığın büyük bir kısmı bunun bedelini ödüyor. Dolayısıyla ve iklim krizi başka şeylerin bir sonucu olsa da artık kendi başına başka kendi nedenlerinin de bir nedeni haline gelmiş durumda. Yani örneğin ormansızlaşma, aşırı fosil yakıt kullanımı ve benzeri gibi şeylerin sonucu olarak küresel iklim değişikliği yaşanıyorsa da artık iklim değişikliğinin geldiği noktada bütün bu işte aşırı iklim olaylarına, seller, kuraklık, daha şiddetli tayfunlar, daha şiddetli sıcak hava dalgalarına neden olduğu için kendi başlı başına bir neden haline gelmiş durumda ve gerçekten de milyonlarca insan bunun bedelini ödüyor. Bir kısmı kendi topraklarını göç ederek ödüyor. Bir kısmı kendi toprağında işte madenlerde vesaire toprağını kaybedip madenlerde vesaire çalışmak zorunda kalarak ödüyor. Hastalıklarla ödüyor. Ne bileyim işte sellerde ve benzeri orada canını malını kaybederek ödüyor. Dolayısıyla hakikaten de iklim krizi karşı karşıya olduğumuz yıkımların başlıcalarından biri. Bu açıdan da bütün toplumsal mücadelelerin bu konuyu ajandalarına artık alması gerekiyor. Yani kadın hareketinin de, sınıf hareketinin de, ne bileyim köylü hareketinin de, ki onlar zaten başlı başına aslında dünyadaki ekoloji hareketi büyük oranda köylü hareketi de onları zaten alıyorlar ama ne bileyim diğer bütün kimlik hareketlerin de, yani Alevilik için de uğraşsan ya da işte ne bileyim bir işte Kürdistan'ı özgürleştirmek derdindeysen, Filistin'i özgürleştirmek derdindeysen de bu ekolojik dönüşümü, ekolojik yıkımı, iklim krizini, küresel iklim değişikliğini öyle kıyıda köşede bir lafın arasında geçirerek değil, bizzat ne yapacak, nasıl yaşayacağın sorusuna bağlı olarak programının temelini oturtman gereken bir olguyla karşı karşıyasın. Çünkü bugün iktidara gelsek en az bir belki 20 yıl bunun dönüşümünü sağlama şansına sahip olmayacağız. Ki sadece Türkiye'de iktidar olmaktan bahsediyorum. Dünya çünkü küresel bir olguyla karşı karşıyasın. Türkiye'de iktidar olman da iklim krizini durdurmana yetmeyecek. Dolayısıyla böyle çok küresel bir olgu. Dolayısıyla bütün küresel mücadelelerinde temel ajandasını getirmeleri gerekiyor. Şimdi bu kadar hayati bir konuda ve aynı zamanda yani eksiği dediği olsa da sistem karşıtlığı açısından çok ciddi bir toplumsal dinamizmi ifade eden bir hareketin başarısı
nasıl sağlayacak? Ve de aynı zamanda bu iklim krizi meselesini nasıl çözeceğiz? Şimdi bu soru bu açıdan çok hayati bir soru ve bu soruda da üretilen siyasetler aynı zamanda bu arafta olma durumundan nasıl çıkacağız konusuyla da ilgili bir şey. O açıdan biz iklim hareketi bağlamında aslında bütün bir toplumsal kurtuluş tartışması da yapıyoruz. Şimdi bu açıdan bizim göz önünde bulundurmamız gereken bir hegemonik bir iklim siyaseti olduğu ve bu hegemonik siyasetin nasıl kurulduğunu deşifre etmemiz gerekiyor. Bunu deşifre ederken göreceğiz ki benzer hegemonik siyasetlerin başka alanlarda da benzer şekilde işliyor. Şimdi bizim açımızdan örneğin bir iklim söylemsel düzeyde bir dönüşümden işaret etmek istiyorum. Şimdi bizim esas bilimsel olarak konuştuğumuz konu küresel iklim değişikliği. Şimdi küresel iklim değişikliğine iklim krizi denmesi yeni bir şeydir. Yani 3-4 yıl oldu mu? Yani hemen hemen. Yani en fazla 5 yıl olmuş. Örneğin The Guardian gazetesinin küresel iklim değişikliği ya da küresel ısınma yerine iklim krizi kavramını kullanması 2018'dir. 2019'dur belki de hatta. Yani uluslararası düşünce kuruluşlarının, BM kurumlarının ve benzerinin iklim değişikliği, küresel ısınmadan iklim krizi söylemine geçmesi yeni bir olgudur. Şimdi bu söylemsel düzeyindeki bu değişiklik belli parametrelere bağlı. Bunun bir ayağı, evet, başta da söylediğimiz gibi küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin çok ciddi toplumsal, ekonomik maliyetlerinin olmasıdır. Ama aynı zamanda bu iklim değişikliği politikalarının da BM ve işte IPCC platformundaki üretilen politikalarında hiçbir etkisinin kalmamasıyla ilgili bir şey. Daha doğrusu hiçbir zaman etkili olmadı da, yani oradaki tartışmaların hiçbir zaman hükümetler ve toplum nezdinde bir karşılığının olmamasına bağlı olarak bu siyaseti yürütenler bir el yükselttiler. Yani iklim değişikliği artık bir kriz boyutuna vardı. Dolayısıyla bir acil bir durum var. Dolayısıyla buna karşı hükümetler de çok acil bir şeyler yapması lazım. Şimdi zaten Araf, kriz ve acil durum, bunlar neredeyse birbirini çağıran kavramlar, birbirini çağıran kelimeler. Yani kriz varsa acil bir durum vardır. Acil durumda da acil müdahaleler yapılması gerekir. Dolayısıyla da yani bazı tartışmalar çok otomatik olarak tartışma dışı alınır ya da paranteze alınır. Bütün acil durumlarda böyledir. Yani kalp krizi geçiriyorsanız yani işte anında bir şey yapmanız lazım. Ya da işte bir kadın şiddete uğruyorsa, siz de bir maç izlemeye gidiyorsanız maçı unutursunuz, ona müdahale edersiniz. O diğer şeyleri artık göz önünde bulundurmazsınız. Ani bir şeyler yapmak zorundasınız ve acil durum, ama aynı zamanda çok önemli bir şey de yaratıyor. Yani bazı demokratik teamülleri, tartışmayı, uzun yani teferruatlı bir şekilde konuyu ele almayı ve benzeri de aslında sınırlayan bir şeydir. Çünkü yani doktorlar oturup da kalp krizi geçirenin karşısında çok fazla ne yapacaklar, yani bu adam şekeri var mı, beyinde tumoru var mı vesaire, bütün şeylere bakmaz. Hemen bir şok tedavisi ile vesaire iyileştirmeye çalışırlar ki ekonomide de böyledir. Kriz var, bir şok tedavisi. Ne bileyim işte başka alanlarda da bir kriz varsa oraya bir şok tedavisi uygulanır. İklim krizinin de, daha doğrusu iklim değişikliğinin de iklim krizine söylemsel düzeyde geçilmesiyle böyle bir şey var. Yani hem bir aciliyet var, evet, zaten hani kapitalizmde eğer işçiyseniz, kadınsanız, LGBT bireyseniz, ezilen bir ulusal mensupsanız, ne bileyim bir Latin Amerika'da yerliseniz, zaten bir her zaman bir aciliyetiniz vardı, çünkü sürekli sömürülen, ezilen, dışlanan, şiddete maruz kalan bir topluluğun üyesisiniz. Ama bunun haricinde bir de kriz ve acil durum tespitleri yapıldığı zaman ve bunu yapanlar da bir tür egemen sınıfın içerisinden biri ise, burada başka şeyler de devreye giriyor. Şimdi ne devreye giriyor?
bu söyleme bağlı olarak bazı politikalar öneriliyor. Nedir bu politikalar? Yani mesela bugün iklim acil durumu ilan edilmesi gereken diyenler ve iklim için işte hüküm yani işte yani şöyle düşün yani Birleşmiş Milletler'den işte dünyadaki binlerce sivil toplum STK adıyla faaliyet yürüten kuruluşlara, Greenpeace'inden WWF'e ne bileyim buna benzer çok fazla toplumsal hareket ve partiler aynı zamanda bu söylemi paylaşıyor. Yani, ve sadece bunlar hani bir sistemin organları değil, sisteme karşı olan, sistemi eleştiren muhalif partiler de mesela bunu paylaşıyor. Yani bir acil durum var ve dolayısıyla buna acil müdahale edilmesi gerekir diyorlar. Yani bizim işte yıllardır işte Türkiye'de popüler olan Noam Chomsky de bunu savunuyor. Ne bileyim Türkiye'deki birçok çevre hareketi de bunu savunuyor. Dünyada da birçok yerel toplumsal hareketler de bunu savunuyor. Acil durum var ve acil müdahale edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok paydaşı çok, taraftarı çok bir durumdan bahsediyoruz. Buna karşı çıkmak hakikaten bir tür delilik gibi bir şey yani. Aynı şekilde bu söylemi güçlendiren kaç bin bilim insanının imzasıyla hazırlanan IPCC raporları var. Yani Birleşmiş Milletler'in nezdindeki çalışan iklim bilimcilerinin ve daha birçok bilim insanının bir araya gelerek hazırladığı IPCC raporları var. Yani IPCC raporlarına ya bilimselliğini tartışmaya cesaret etmek bile başlı başına bir iş. Yani bunları önerdiği, kullandığı söylemi eleştirmek, geliştirdikleri değişik işte iyimserden çok kötümsere giden yani senaryoları tartışmak hakikaten bir şey bir tür çok rahatlıkla aforoz edilebilirsiniz yani. Yani bilimsel alandan da hani akademiden de ne bileyim politikadan da aforoz edilebilirsiniz. Böylesine bir hegemonik bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bu hegemonik durum içerisinde yani bütün iddialarını kabul ederek mesela onların işte çok acil duruma bir şey yapmak lazım dediğimiz farz ederek yani onların dediklerini kabul ederek şöyle bir bir düşünce deneyi yapmak gerekiyor. Ya evet tamam bu hakikaten acil bir durum ve bundan dediklerini yapalım. Peki onların dediklerini yaparsak hakikaten iklimi kurtarabilir miyiz? Çünkü hakikaten hepimizi ilgilendiriyor. Yani sadece yani belki tayfunlarda şurada burada ne bileyim Amerika'nın üst sınıflar etkilenmiyor ya da işte bizim orman yangınlarında şuradan buradan üst sınıflar etkilenmiyor ama hani en sona onları da etkileyen bir sorunmuş gibi ekolojiyi ele alalım ve böyle bir farz edelim. Yani bir düşünce deneyine girelim. Şimdi IPCC raporlarından ve onun etrafındaki birçok düşünce kuruluşu, think tankların ve STK'ların paylaştığı çözüm önerilerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şimdi bir kere belli takvimler görüyoruz. Yani ne o? 2030, 2050, 2100. Bu neyin takvimleri? İşte atmosferdeki karbon emisyonlarının azaltılması için hedefler koymuş. 2030'a kadar işte %50 oranında azaltamazsak işte şu kadar artış olacak. 2100'e kadar net sıfırı yakalayamazsak şu olacak. 2100'e kadar tamamen karbondan arındırmış bir ekonomi kurarsak şöyle olacak diye bir hedeflendirme sistemi var. Şimdi bu söylemde en kritik şey karbon emisyonu. Şimdi karbon emisyonu biliyorsunuz ama şöyle söyleyeyim. İşte yer altındaki fosil yakıtların kullanılması ve aynı zamanda içinde karbon barındıran ağaçlar gibi canlıların kullanılması ya da işte sonuçta bunların kullanılması sonucunda atmosfere salınan bir maddeden bahsediyoruz. Şimdi ya şimdi buradaki karbon emisyonu meselesi atmosferdeki karbonu azaltmayı hedefliyoruz. Ama burada şöyle bir şey görüyoruz. Ya bu karbon bu atmosfere çıkana kadar hangi yollardan geçti?
Yani zaten doğada bir karbon döngüsü var. Yani şimdiye kadar milyonlarca yıldır da bu karbon döngüsü sayesinde yeryüzündeki canlı yaşam mümkün o kılınmış. Peki şimdi bu karbon emisyonların, bu atmosferdeki karbonu artan karbon emisyonları nasıl oraya çıkıyor? Bu karbonlar niye orada birikiyor? Sorusunu mesela çok sorulmuyor. Sorduğunuz zaman aslında şeye geliyorsunuz. Hangi sektörler karbon üretiyor? Bu sektörler nasıl çalışıyor? Hangi üretim ilişkilerine tabi? Ve bu sektörler nerelerde çalışıyor? Buralarda kimler çalışıyor? Ve benzeri gibi yani göktekini bir tür yeryüzüne indirip yeryüzündeki karbonun üretilme sürecine bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ama şimdi 92'den beri aslında 70'lerden beri var ama esas iklim zirveleri 92 Rio 92 zirvesini veri alırsak o zamandan beri bu karbon emisyonları konuşuluyor Birleşmiş Milletler iklim zirvelerinde. Ama ilk kez karbon emisyonuna neden olan şeylerden birinin kömür olduğunu geçen sene söyledi. Yok, ondan önceki sene söyledi. Yani 20, 26, 25'inde söyledi. Geçen seneki karbon şey iklim zirvesinde zaten metan gazını konuştular. Bu seneki şimdi Mısır'da önümüzdeki bugün başladı gerçi. Mısır'da BM iklim zirvesi var. Bu senede kayıp ve zararları konuşacaklar. Yani karbon emisyonu deniyor ama petrol geçmiyor. Kömür geçmiyor. Dolayısıyla böyle bir karbon var ama bu nereden nasıl gelmiş belirsiz bir şey var. Şimdi dolayısıyla biz bu karbonu tam gene bunu da geçelim. Tamam, olabilir. Gene önemli şey takılmayalım. Karbonlara takılmayalım dedik. Şimdi bu durumu değiştirmek için ne öneriyorlar bize? Şimdi bir en temelde önerdikleri şey enerji kaynağını dönüştürmek. Yani fosil işte petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını getirmek diye öneriliyor. İkincisi işte belli karbon yutan teknolojiler geliştirelim deniyor. Daha gerçekçi bir öneri olarak işte ormanları da bir karbon yutağı olarak değerlendirip ormanların yok oluşunu durduralım ya da orman varlığını arttıralım önerisi var. Şimdi son dönemde biliyorsunuz nükleerleri devreye sokalım deniyor. Onun dışında hidrojen, yeşil ve mavi hidrojen işte önerileri var. Şimdi peki bunlar gerçekten de iklim krizini çözebilir mi? Şimdi bir kere yani neredeyse işte 90'lardan beridir bunları konuşuyoruz ve her iklim anlaşmasından sonra bütün bu engelleyeceğiz, azaltacağız dedikleri karbon oranlarında yükseliş var. Ne zaman ormanları koruyacağız diye bir anlaşma yapmışlar. Bu tam şimdi adını hatırlayamayacağım ama Cömert ne onu? Ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını önlemek. Önleme anlaşması. Yani aslında bir tür yani piyasa mekanizmalar açısından şöyle tarifleyebiliriz. Ya siz oralarda bir yerlerde, hani Afrika'da bir yerleri ağaçlandırın, biz de size para verelim. Mekanizması aslında bu. Yani bizde bu tür mekanizmalar şöyle oluyor. Parayı alıyor, ormanı ağacı dikmiyor. Yani ya da işte hani Türkiye'de de mesela Avrupa'dan yeşil fon alıyor ama yani verdiği kişiler işte piyasayı döndürüyor. Gidiyor işte neydi Tayyip'in eşinin adı? Ha, Emine Hanım'ın bir şey yapıyor işte bir temiz sıfır atıkla ilgili bir panel yapıyor. Onu mesela bu yeşil fonun kullanıldığı bir iş olarak gösteriyor. Dolayısıyla bu yeşil işler yapmış gibi gösteriyor. Hiçbiri yani ne Rio Anlaşması, ne Kyoto Anlaşması, ne de şimdiki Paris Anlaşması'nın hiçbirine uymuyor. Uymadıkları gibi aksine yani örneğin Amerika, ABD tarihinde ilk kez kendi doğalgaz ve petrol ne diyorlar rezervinin kullanımı açtı. Ve işte yani bütün ülkelerde kömüre, petrole yeni yatırımlar var.
Örneğin Kuzey Kutbu'nda oradaki buzul tabakanın erimesiyle bağlı olarak o buzul tabakasının altındaki petrol ve doğalgaz yataklarının çıkarılması daha kolay olduğu için orada bir rekabet var. Bayağı ciddi bir savaş rekabeti var. Akdeniz'de bir işte doğalgaz çıkarma rekabeti var. Var da var. Yani her tarafta bu fosil yakıtları çıkarma üzerine de çok ciddi bir şey var. Yatırımlar var ve bunlar sürekli artıyor. Yani zaten biliyorsunuz dünyada bu Trump, Bolsonaro, Mundi, Tayyip ve benzerilerinin dönemi elinde zaten iklim, çevre ve benzeri şeyler yani bunlar işte gelişmemizi istemeyen vesaire işte teröristlerin ya da başka isimleri adlandırdıkları kişilerin oyunları olarak adlandırıldığı için bu dönemlerde zaten yani bu olabildiğince hem ormanların yok edilmesi hem tarım arazilerinin yok edilmesi hem de yeni fosil yakıt yatırımlarının tavan yaptığı bir dönem oldu. Sadece bir ara kesit olarak işte bu pandemi döneminde bütün her yerde olduğu gibi burada da bir gerileme oldu. Yenilenebilir enerji tartışmasında çok kilit olan bir şey var. Hakikaten Türkiye'deki hani Avrupa'da bu yenilenebilir enerji tartışması yürüyor ama Türkiye'de ben 15 yıldır ekoloji hareketi içindeyim. Türkiye'deki ekoloji hareketinin hepsi yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı gelişen bir hareket. Yani Avrupa yenilenebilir enerjiye geçelim diyor ama biz 15 yıldır yenilenebilir enerji şirketlerine karşı mücadele ediyoruz. Biz Karadeniz'de HES'lere karşı mücadele ettik. İşte Ege'dekiler rüzgar ve güneş santrallerine karşı mücadele ediyor. Yani bir kısmımız da işte termik santrallere karşı mücadele ediyoruz. Ama esas mücadele yenilenebilir enerji şirketlerine karşı. Şimdi o açıdan da Avrupa'yla bir şey farkımız var. Yapı farkımız var. Burada da esas tartışma şu. Şimdi aslında 3 temel istatistik var. Daha sonra çizelge, grafik. Biri karbon emisyonlarının yükselişini gösteren grafik. İkincisi küresel ısınmanın artış grafiği. Üçüncüsü de dünyadaki meta üretiminin artış grafiği. Bunlar neredeyse tıpatıp aynıdır. Yani dünyadaki meta üretiminin artışıyla karbon emisyonunun artışı ve buna bağlı olarak da sıcaklığın artışı paralel seyrediyor. Çünkü iklim krizinin ya da iklim değişikliğinin nedeni olarak gösterdiğimiz fosil enerji ve fosil maddelerin kullanımı sonuçta bizzat meta üretimiyle alakalı bir şey. Siz dünyada bu kadar meta üretimini gerçekleştirebilmeniz için kuşkusuz olabildiğince çok ve garantili enerjiye ihtiyacınız var. Enerji kaynaklarına ihtiyacınız var. Yoksa biliyorsunuz yani eskiden işte su değirmenleri vardı. Ne bileyim işte halen biliyorsunuz arabaların motor gücünü beygirle ölçüyoruz. Beygirlerimiz vardı falan ama artık onlar meta üretiminin kesintisiz ve en hızlı şekilde yapılmasını garanti etmediği için garanti enerji kaynaklarına ihtiyacınız var ve bu üretimi besleyecek bir enerji kaynağına ihtiyacınız var. Şimdi dolayısıyla aslında enerji meselesini tartıştığımız zaman ya da enerjiye ihtiyacımız var dediğimiz zaman şunu demiş oluyoruz. Yani Türkçe meali şu oluyor. Daha fazla arabaya ihtiyacımız var. Daha fazla buzdolabına ihtiyacımız var. Daha fazla AVM'ye ihtiyacımız var. Daha fazla binaya ihtiyacımız var. Var. Yani daha fazla her şeye ihtiyacımız var demek. Şimdi burada temelde bir şey soruyu ortaya atmamızı gerektiriyor. Ya tamam da bu kadar meta üretimi var. Dünyada bu kadar zenginlik var. Ama ilk sunumda Muharrem hocamız söylediği gibi yani bu açı farkı ne? Yani zenginlikten bölüşümde karşı karşıya kaldığımız açı farkı ne o zaman? Yani her yer bütün fabrikalar tıkır tıkır işliyor. Bütün AVM'ler tıklım tıklım dolu. Süpermarketler tıklım tıklım dolu. Ama yoksulluk, açlık, sefalet ve benzer oranlarında da o kadar bir yükseliş var. Dolayısıyla burada bu üretim niçin yapılıyor sorusunu ortaya atmak lazım. Ve bu üretim nasıl yapılıyor sorusunu ortaya atmamız lazım. Bunu sorgulamadığımız zaman siz bu devasa ve gündükçe de daha da hızlanan meta üretimini gerçekleştirebilmeniz için velev ki yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtiniz.
herhalde dünyanın 1/3'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatmak zorundasınız. Çünkü anca üretebilirsiniz. Yani sonuçta bu her teknolojinin, her enerji kaynağının belli bir kapasitesi var ve bu kapasiteyi sürekli arttırabilmeniz için örneğin işte ya nükleer santral kuracaksınız, kurmayacaksınız da bu metal üretimini sürdürebilmeniz için bütün Konya Ovası'nı ya da bütün ovaları güneş paneli yapacaksınız. Bütün dağ geçitlerini de rüzgar santraliyle donatmak zorundasınız. Çünkü başka bir çaresi yok. Ya üretimden taviz vereceksiniz ya enerji ya da başka bir şey yapacaksınız. Dolayısıyla siz yenilenebilir enerjiye geçelim diyorsunuz fosil yakıtlardan kurtulabilmek için ama bu üretimden taviz vermiyorsunuz. Yani bu meta üretiminden taviz vermiyorsunuz. Dolayısıyla burada böyle bir çelişki var. Zaten bu çelişkiden yararlanarak da bazıları şey diyorlar. Ya işte yani bu işte örneğin şimdi yenilenebilir enerji yeterli bulmayıp ya nükleeri devreye sokalım, işte hidrojeni devreye sokalım gibi yeni teknolojiler üretiliyor. Dolayısıyla her halükarda yenilenebilir enerji yatırımları şu an zaten yani devede kulak kalıyor. Yani yapılması gereken oranlarda devede kulak kalıyor ama tam yapılsa bile iklim krizini ya da ekolojik yıkımı önleyen bir şeyden çok yeni alanlar, ekolojik yıkım için yeni alanlara açılmasına neden oluyor. Çünkü en sonu şöyle düşünün, yani güneş panellerini düşünün. Güneş panelleri için işte nadir elementler denilen belli elementler gerekiyor. Dolayısıyla bu elementleri çıkarmanız için yeni bir madencilik yapmanız lazım ki bu madenciliğin bir kısmını okyanus derinliklerinde yapıyorsunuz ve okyanus derinlikleri hakkında dünyadaki bilimin en az bildiği alanlardan biri orası. Dolayısıyla siz yeni bir madenciliği teşvik etmek zorundasınız. Yeni bir madencilik demek, işte uranyum madenciliği olsun, işte lityum madenciliği olsun ya da işte diğer madencilikler olsun. Yeni bir ekolojik yıkım demek. Çünkü bunlar da sonuçta belli ormanlarda, belli tarım alanlarında ya da işte yeryüzünün başka alanlarında çıkaracaksınız ve bunları çıkarabilmek için de yeni teknolojik yatırımlar yapmanız gerekiyor. Şimdi mesela dünya kaya gazından çok uzun zamandır haberdar ama kaya gazını çıkarmanın teknolojisini geliştirmek yeni nasip oldu. Yani bir 5-10 yıldır bu teknolojiler maliyetinden daha karlı hale geldi ve o yüzden mesela Amerika'da ve bir iki ülke yapabiliyoruz zaten kaya gazı çıkarmaya başladı. Ama kaya gazını çıkardığınız zaman yani atmosferin o yeryüzünün daha derin katmanlarından kaya gazı çıkardığınız zaman yeni jeolojik olaylara da neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu birinin yerine başka birini geçirdiğiniz zaman başka ekolojik, başka alanlarda ekolojik yıkıma neden oluyorsunuz. Her halükarda orman kayıpları, her halükarda tarım alanlarının kaybı, her halükarda belli insanların yaşam alanlarının, yaşam biçimlerinin kaybı gibi durum söz konusu oluyor. Mesela başka bir örnek işte yeşil dönüşüme örnek olarak en çok söylenen işte akıllı binalar, yeşil binalar meselesi. Bu da zaten başlı başına bütün mevcut binaların değiştirilmesi demek. Yeni bir inşaat dalgası. Biliyorsunuz Kanal 3. Köprü, 3. Havalanı ve Kanal İstanbul projesinin bir ayağı da Yenişehir'dir. İstanbul'da Yenişehir, 1,5 milyonluk bir Yenişehir projesi var. Mesela AKP bunu mesela Avrupa'da işte akıllı şehir, yeni yeşil şehir olarak da reklamını yapıyor mesela. Çünkü ve mesela gelen fonları nasıl inşaat şirketlerine aktarıyor? İşte bu tür yeşil dönüşüm projeleri aktarıyor. Dolayısıyla bu da aslında yani yeni bina yapmak, işte çimento gerekiyor, ne bileyim demir gerekiyor, evi yaptığın içini donatacaksın, seramik gerekiyor, ne bileyim mobilya gerekiyor falan falan bir sürü şey gerekiyor. Ve bu da yeni bir üretimin artışına sağlayıcı bir şey oluyor. Dolayısıyla aslında meta üretimini geliştiren ve onu daha da ayyuka çıkaran ya da ona yeni bir sektör daha ekleyen bir şey oluyor. Yani mevcut olanı arttıran bir şey olmuyor. Diğer zaten karbon yakalama, karbon yutakları teknolojisi falan deniyor ama bu aynı şey gibi. Yani işte bir gün uzay aracına binip gezegenler arasında seyahat yapacağız gibi bir fikir yani. Bunun hiçbir ne bilimsel ne de bir şeyi yok yani. Ama böyle bir öneri var.
Ki onun dışında başka ne öneri var? Doğrusu başka bir öneri de şu. Yani işte Muhammed Hocam, Muharrem Hocam bir giriş yaptı. Bu yeşil yeni düzen önerileri. Orada da işte şirketlere yani bir tür kirleten öder gibi bir vergi koyalım. İşte yenilenebilir enerji için şirketlere yeni fonlar sağlayalım, kamu fonları sağlayalım ya da işte bu dönüşümü yarı yarıya paylaşalım aramızda. Yani bir kısmını şirketler karşılasın, bir kısmını devlet karşılasın gibi öneriler var. Bu da aslında bir tür şey oluyor. Yani işte sermayeye yeni yatırım alanları açalım, onlara teşvik verelim ve bizi bu iklim krizi denilen illetten kurtarsınlar. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Bu da aynı işte bizim kamu özel işbirliği mekanizması gibi bir şey bu. Yani nasıl kamu özel işbirliğiyle şimdiye kadar işte Beşiktaş'ta dediğimiz şirketle, inşaat şirketlerine bir sürü kamu fonu aktardık. İşte geçmediğimiz köprülerin, geçmedi kullanılan havaalanların parasını ödüyoruz vergilerle. Bu da aynı bir böyle bir mekanizma üretiyor. Yani velev ki böyle olsun diyelim, hani gene buna da razı olalım. Ya gene yaptıkları işler yani yeni bir metalaşma dalgası yaratacağı için, yeni bir madencilik dalgası yaratacağı için, dolayısıyla bütün bunlar da yeni ekolojik yıkımlara, başka alanlarda ekolojik yıkımlara neden olacağı için gene sonuçta aslında iklim krizine bir çözüm üretemiyor. Ya peki o zaman yani ne yapalım yani? Yani şimdi yani ortada bir açmazla karşı karşıyayız. Yani çok acil bir durum var ama acil durum için seçtiğimiz çözümler de bunlar. Şimdi bu çok daha teferruatlı ele almak gerekiyor. Şimdi mesela şey bile, yani mesela niye 2030 demiş? Niye 2050 deniyor ve niye 2100 deniyor? Yani acil bir durumsa hemen niye yapmıyoruz? Mesela şeyi düşünün. İşte pandemi oldu. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde devletler ortaya çıktı ve işte karantina uygulamaları yaptılar. İşte ne bileyim belli denetim mekanizmaları geliştiriyor falan. Acil bir durumdu. Böyle bir şey yaptılar. Yani gerçi yani sonuçta milyonlarca işçinin işe gitmesinin dışında başka tedbirler koydular. Şimdi dolayısıyla belli acil durumlara bunlar yapılabiliyorsa, örneğin Türkiye'de şimdi en eski teknolojiyi kullanan birkaç tane termik santral niye kapatılamazsın ki mesela yani? Niye o 2030'u bekleyelim? Yani sonuçta şöyle düşünün. Ya enerji kaynağı, ham madde kaynağı ve ihtiyaçlar arasında bir planlama yaptığınız zaman bunu her halükarda hemen şimdi bazı şeyleri devreye sokabilirsiniz. Ama peki niye 2030'u bekliyoruz? Niye 2050'yi beklemek zorundayız, 2100'ü beklemek zorundayız? Bu da temel esprisi şu, yani bunun bilimsel bir şeyi yok. Yani bilimsel bir gerekçesi yok. Sonuçta bir dönüşüm gerekiyor ve şimdi fosil yakıt şirketleri bu kadar yatırım yapmış yani. Bu yatırımlar realize olmadan, bunlara bir dönüşüm planı, fırsatı tanımadan bu dönüşümü yapamayız. Yani burada yani işte Avrupa'da kaç bin kişi bu fosil yakıt, yani karbon iklim krizinden dolayı ölmüş. Ya da Amazon'daki ormanlar ne kadar oranda tahrip olmuş ve oradaki yerli halklar ne kadar katledilmiş. Bununla ilgili bir şey değil bu. Şirketler bu dönüşümü ne kadar sürede tamamlayabilir meselesi. Dolayısıyla aslında karşımızda son derece bilimsel iddialarla ortaya çıkan bir fasafiso var. Birleşmiş Milletler iklim literatürü fasafisodan ibarettir. Birleşmiş Milletler iklim raporları fasafisodur. Bilimsel değildir. Uydurmadır. Ve politik gerekçelerle yazılmıştır. Özellikle de şeyler, yöneticiler için özet bölümü var ya, o tam fasafisodur. Yani. Zaten bilim insanları o bölümü yazmıyorlar. Politikacılar yazıyor. Yani hükümetlerin temsilcileri bir araya geliyor, o yöneticiler için özet bölümünü yazıyor. Gerisini zaten kimse valla ben bile okumadım yani. O 2000 sayfalık raporları ben bile okumadım. Çünkü zaten çoğunu da, yani ben iklim uzmanı da değilim, iklim bilimci de değilim. Anlamam da zaten hani o bir sürü işte bilimsel veriler vesaire. Bizi ilgilendiren şey gerçekten de, yani evet biz zaten ekolojik yıkımın bedelini ödüyoruz. Çünkü bizim yaşamımızla ilgili bir şey. Toprağımızı kaybediyoruz.
İşte temiz havada yaşama hakkımızı kaybediyoruz. İşçiysen bu sektörlerde yaşayarak meslek hastalıklarına tutularak, zehirlenerek, kanser olarak bedel ödüyorsun. Örneğin işte termik santrallerin olduğu bölgelerde ya da ki, yani öyle sadece termik santraller değil aslında karbon. İşte kirli ya da zehirli sanayiler de var. Yani işte Gebze, İzmit, Körfezi, İzmir'de Aliağa ya da işte Adana, Mersin limanları ve onun bölgesindeki gelişen sanayi bölgeleri. Bütün organize sanayi bölgeleri aslında yani. Meta üretiminin gerçekleştiği alanlar aynı zamanda bir ekolojik yıkım alanları ve aynı zamanda bir işçi cinayeti alanları, mahalle, yani iki türlü cinayetin yaşandığı alanları ve biz burada zaten ölüyoruz yani. Bizim dolayısıyla bizim sorunumuz ya ölmeden ne bileyim en şey olarak insanca yaşayabileceğimiz koşulları nasıl elde edebiliriz sorunu ama diğerlerinin en azından bu hegemonik iklim siyasetini geliştirenlerinin kaygıları bütün bunlardan azade olarak gelişiyor ve bize de hem iklim acil durumu var diyorlar hem 2030'a kadar bekleyin diyorlar, 2050'ye kadar bekleyin diyorlar ya da 2100'e kadar bekleyin diyorlar. Bana ya bekleyebilen beklesin ama bekleyemeyen bekleyemiyor ve ölüyor zaten. Şimdi dolayısıyla biz bu hegemonik iklim siyaseti karşısında nasıl çıkacağız? Yani ne yapacağız yani? Şimdi burada da İşte asıl yani bütün toplumsal yani bu kapitalizm dediğimiz şeyin mağdur olan kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerin, adaletsizliklerin sadece tabii kapitalizmle de değil, kapitalizmin derinleştirdiği ya da kendi sistemi dönüştürmek için payanda yaptığı daha tarihsel, daha yani patriarka gibi ya da cins egemenliği, tür egemenliği gibi başka adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri mağduru olan ya da bu eşitsizliklerin tarafı olan bizler açısından biz nasıl bir iklim siyaseti geliştireceğiz? Bu da gerçekten şeyin Frederick Jameson'ın bir sözü var. Yani öyle bir hegemonya yaratılmış ki yani felaket senaryoları dinliyoruz. Yani işte dünyanın sonu geldi, işte 7. yok oluşla karşı karşıyayız falan filan ama ya bütün bunların içerisinde ya bu kapitalizmi nasıl yenebiliriz? Bu meta üretimini nasıl yenebiliriz? Dolayısıyla burjuva egemenliğini nasıl son verebiliriz, bu patriarkayı nasıl son verebiliriz meselesinin neredeyse böyle hani o utangaç öğrenciden izin almak için sıranın altında elini kaldırması gibi bir şeyle konuşuluyor aslında. Yani, çünkü hakikaten sistemi değiştirme fikri büyük oranda yani tedavülden kaldırılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim bütün bu hegemonik siyaseti nasıl işlediğini deşifre edip sonrasında da gerçekten yani o yıllardır dediğimiz başka türlü bir yaşam meselesini artık bir adını koyarak, sanını koyarak tartışmak ve ona uygun bir şekilde de örgütlenmen gerekiyor. Yani çünkü bu hegemonik siyaset aynı zamanda belli öznelikleri, belli örgütlenme modellerini de içeriyor. Yani şeyi söyleyeyim size, ya 1972'lerdeki yeşillerin aynısını biz 50 yıldır tekrarlıyoruz. Tanıl Boran'ın Yeşiller ve Sosyalizm diye bir kitabı var, 88'de basılmış. Benim en çok kafamda kalan sözü şeydi, yani yeşil, yani 88'de Tanrı şey demiş. Yeşillerin bugün konuşmaya değmez ama doğuşundaki tartışmaları yapmak gerekir diye söyleyeyim. Şimdi 70'lerdeki tartışmayı hatırlayalım aslında. Halen bugün de aşamadığımız bir tartışma. Siyasetin krizi, öznelliklerin krizi, sınıfın krizi, sosyalizmin krizi. Şimdi yarım yüzyıldır, yüzyıl deyince biraz daha büyük anlaşılıyor. Yani 50 yıl deyince az anlaşılıyor. Yarım yüzyıldır bu tartışmayı yürütüyoruz ve yarım yüzyıldır üretilen mesela yataylık, doğrudan demokrasi, işte radikal demokrasi, otonom örgütlenme vesaire. Şimdi bugün aslında bu arafta yaşadığımız krizin bir veçesi bu. Bütün bu teoriler de krizde. Bunlar yanlış anlamda söylemiyorum. Ama bu bunların krizini de görmeden, bunun için de yani sosyalizmin krizi de zaten dahil olarak söylüyorum. Bunların krizini görmeden biz bu hegemonik siyasetlere baş etme şansına sahip olamayacağız.
Bunu becerebildiğimiz oranda da biz yani denizde düşen yılana sarılı pozisyonundan kurtulabiliriz. Öbür durumda, her durumda yani bize bir denize düştüğümüz zaman yılanı uzatan birileri çıkıyor. Hani aşağı Latin Amerika'da da çıkıyor, kadın hareketinde de çıkıyor, ekoloji hareketinde de çıkıyor. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki biz de kandırılmışız. Ve asıl biz kandırılıyoruz yani. Dolayısıyla biz de kandırılan pozisyondan çıkmak, bu araftan çıkmak ve ölümden kurtulmak için hegemonik iklim siyasetinin, hegemonik siyasetlerin karşı daha uyanık olmak zorundayız diye noktalayayım. Soru olursa belki hegemonik karşı ne yapabiliriz diye belki konuşabiliriz.